Çağın hastalığı olarak tanımlanan morbid obezite kavramı, vücutta aşırı yağ depolanmasının neden olduğu birçok yandaş hastalıklardan oluşan, zaman zaman ölümcül riskler taşıyabilen bir kavram olarak tanımlanmaktadır. Morbid obezite dendiğinde vücuttaki kitle indeksinin genelde 30'un üzerinde olduğu durumlar tanımlanmaktadır. Bu hastalıkla birlikte birçok yandaş hastalık da beraberinde görülebilmektedir. Bunlar içerisinde özellikle diyabet hastalığı, hipertansiyon tablosu ve birçok eklem rahatsızlıklarını sayabiliriz. Bu hastalıkların tanısı ve morbid obezitenin tedavisi günümüzde oldukça büyük bir önem arz etmektedir. Günümüzde morbid obeziteye yönelik olarak yapılan tedaviler içerisinde özellikle laparoskopik bariatrik cerrahi kavramı olarak tanımlanan laparoskopik gastrik bypass ameliyatları ve laparoskopik sliv gastrektomi adı verilen tüp mide ameliyatları en etkin tedavi yöntemleri olarak tanımlanmıştır. Morbid obezitenin cerrahi tedavisinde bizlerin en çok tercih ettiği yöntemler arasında laparoskopik gastrik bypass ameliyatı ve laparoskopik vertikal sliv gastrektomi adını verdiğimiz tüp mide olarak bilinen ameliyatları uygulamaktayız. Bu ameliyatlarda endikasyon olarak seçimde hastaların yeme alışkanlıkları çok büyük önem arz etmektedir. Yapılacak olan cerrahi tedavilerde hastalarımızın aşırı kilo almasına sebep olan etkenler ve yandaş hastalıkları cerrahi seçeneği karar verilmesinde en önemli faktörlerdir. Bu ameliyatlardan sonra hastalarımızın hemen hemen tamamında yaklaşık ilk 6 aylık süre içerisinde fazla kilolarının %40 ve 50'si oranında, ilk yılın tamamlanmasından sonra fazla kilolarının yaklaşık %75 ve 80'ini tamamen verdiklerini görmekteyiz. Buna ek olarak ayrıca hastaların yandaş hastalıklarında tedavi sonrası ilk 1 yıl içerisinde özellikle diyabet sorununda bazen tama yakın, çoğu zaman da çok yüksek oranda gerileme olduğunu ve diğer yandaş hastalıklarında tamamen ortadan kalktığını rahatlıkla görmekteyiz. Ameliyatlar ileri laparoskopik cerrahi endoskopik yöntemlerle yapılmakta. Hastalar genelde 2 ile 3 günlük hastanede kalış süresinden sonra yeniden işlerine ve güncel yaşamlarına kolaylıkla dönebilmektedir. Thank you.